Enver kurcaladığı için ben boşalttım kurşunları. Gündüz ortası. Adam kendini vurdu. Patriot'un saklandığı yeri bastılar bu sabah. Yakalandı mı? Hayır. Bitişik'teki eve geçip kurtardı yakayı. Peki bu karı hikayesi nedir? Anladım meseleyi. Hemen alıp gelin Patriot'u. Bir mahsur yok sizce değil mi? Yok, hayır hayır. Ben hanım buldum. Bildiğin biri mi? İzinleri mi? Yahya Efendi geldiğinde bir şaşırdım ki ne diyeceğimi bilemedim. Peki dedirtmeden bırakmadı yakamı. Aferin bizim hocaya. İnanır mısın annem çok sevindi. Enver? Daha söylemedik. Annem konuşacak. Bu işin daha fazla uzamadığı iyi oldu. Çok yaşar cehennem yüzbaşı. Aslan. Hop durun. Şüpheciyi biraz arala bakalım abla. Çekil oğlum lütfen. Davranma mı bozuşuruz? Aç peçeni. Seni fena yere çaldın. Gebermediyse şansındandır. Şimdi nereye gidiyorum? Beşiktaş'a. Sandalla karşıya geçeceğiz. Neriman, seni bir arabaya bindirme de gidersin. Ne olmuş? Ne olacak? Cem'in adı duyuldu. Hele Fulya tarlasında oturduğunu öğrenirse... Reşit Bey'in nereye doğru koştu? Şıp diye çakılır. Neriman'ı yakalayabilirler. Haber yolladım. Enver'le beraber Yahya Hoca'ya gidecekler. Hadi atlayıp savuşun. Bana bak Patriot. Salıverme bunu benden haber gelene kadar. Hadi yürü hadi. Paşa amcanın ellerini öperim. Yüce doktora da selam söyleyin. Herifin kesimi ufak ama yüreği mangal kadar. Demek dürbünle bakıyordum pencereden. Ben bakmıyordum. Neriman bakıyordu. Dürbün hep o dürbün mü? Hangi? Von Kreis Paşa'nın armağanı. Evet. Ona dürbünle bakıyorduk demezler. Von Kreis Paşa'nın dürbünüyle bakıyorduk derler. Farkı ne Bücür Efendi? Bunlar öyle dürbünlerdir ki paşa amca... Von Kreis paşalar önceden neyi hazırlamışlarsa ancak onu gösterirler. Von Kreis paşanın dürbünü kan, ölüm, çöküntü. Türkçesi hep rezillik gösterir. %50 de aptallık. Büyük Cemal paşamız da bir kum tepesinden kanala öyle bir dürbünle baktı. Üstelik onunki Palabıyık Wilhelm'in armağanıydı. Sanmam. İmparator Wilhelm'in Cemal'e dürbün hediye ettiğini duymadım hiç. Markası Almandır. Dürbünün markasıyla sahibinin kimliğini nasıl karıştırırsın? Bakın şöyle karıştırırım. Batı'dan tekniği alacağız ama üstüne yatıp uyumak için değil. Paçaları sıvayıp kendimiz yapmak için. Biz birinci yolu tuttuk baştan beri. Çoktandır araçları gavur yapar... Biz hazıra konarız diyoruz. Yanlış.
Baktın ki birini kovalıyorlar. Baktın ki vuruşma başladı. Tabancayı kaptın. Evet. Kız bıraksaydı koşacaktın. Kız bıraksaydı değil. Tabanca boş olmasaydı. Öyle bir filinta gelseydi eline pencereden girişecektin. Reşit Bey'i ömründe bir kere bile görmedim bile. Oysa... Görmek gerek mi? Reşit Bey kendini öldürünce çok acıdın mı? Acırım ama çok değil. Galiba ölümü kanıksadık biz. Benden başka isteğiniz var mı efendiler? Hay sen çok yaşa Gülnihal Kalfa. Hani bir de inadı bırakıp iddiatçı olsan yok mu? Yapmayınız aslanım. Yel götürsün ağzınızdan efem. Gavurluktur efem. İddiatçılık, dinsizlik, imansızlıktır. Gülmeyiniz efem. Allah'ımız göstermesin. Ölüyorum deseler su vermem iddiatçı gavurlarına bendeniz efem. Nedenmiş o? Evinizi basmadılar mı? Sizi sürgüne göndermediler mi? Canım Gülnihal Kalfa, Abdülhamit Afiyeleri de bastı bizim evimizi. Onlar da götürdüler beni sürgüne. Ha, onlarla bir mi iddiatçı gavurları? Nur içinde yatsın Sultanahmet Efendimiz. Kahrolası afiyeler. John Türk dediler sizin için. Aldattılar efendimizi. Hadi efendiler, iyi günlere. İyi günlere. İyi günlere. Bundan sonra ne yapacağız paşam? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Bir şeyler yapacağız cehennem. Bir şeyler yapmak zorundayız. Görüştünüz mü 7. ordudan ayrılırken Mustafa Kemal'le? Ne diyordu bu olup bitenlere? Yola çıkacağı günün gecesi topladı güvendiği arkadaşları. Yenildik dedi. Ama milletler için hiçbir yenilgi son yenilgi değildir. Taşıyabildiğimiz silahı memleketin işlerini götürüp saklayacağız dedi. Patriot, nedir bu gizli ordu işi? Yani ne yapacak bu gizli ordu? Halifeyi mi kurtaracak? Evet. Başka dayanağımız yok. Mahvoluruz halifeliği kaybedersek. İmparatorluğu yeniden toparlamak istiyorsanız doğrudur bu söz. Ama Anadolu'da yeni bir Türk devleti kurmakla yetinirseniz... Anadolu'yu parçalamayacaklar mı sanki? Parçalamaları bence bir tek şarta bağlı paşam. İngilizler Bolşeviklerle Batı arasına sokmak istedikleri tampon çevreyi Kafkasya'da kurabilirlerse, bunu Bolşeviklere geçici de olsa kabul ettirebilirlerse, belki Anadolu'da parçalanabilir, bölüşülebilir. Yok Bolşevikler böyle bir durumu geçici olarak bile kabul etmezlerse, o zaman Bolşeviklerle Batı dünyası arasındaki tampon bölge Anadolu'ya kayar. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun biz bir Türk devleti çıkarabiliriz bu kıyametten. Ne kadar babacan şu Halil Paşa. Bu dünyada hiçbir şeye güven olmaz lafı doğru. Memlekette yıllarca padişah gibi söz geçirmiş Enver Paşa'nın amcası ol. Yıllarca ordu komutanlıkları yap. Irak'ta İngiliz komutanını esir al. Sonra gel bu köşke sığ. Bu açmazdan nasıl kurtulacak? Yabancılar çekip gitse... Hürriyet itilafçıları bırakmaz peşimizi. Bu işin cilvesi böyle cehennem. Biz buna benzer vartaları hiç mi atlatmadık? Getir bakalım aklına Makedonya'yı. Hiçbir umut var mıydı gönlünde? Şimşek Paşa'yı tepeledikten 3 gün sonra hürriyet tamam deseydi biri inanır mıydık? İnanmazdık. Balkan rezilliğinden sonra bundan 100 kat çetin bir savaşta 4 yıl dayanacaksınız deseydi biri inanır mıydık? İnanmazdık. Sarıkamış'tan sonra battık dediler. 72,5 millet Çanakkale'ye yüklendi. Rus yürüdü geldi.
Su şehrine dayandı. Aklı erenler bu iş burada biter dediler. Çar domuzuna bir bolşeviklik belası verdi, kurban olduğumun Allah'ı. Biz aman savaşı kaptırmasak derken kendimizi Kafkasya'da bulduk. Biraz geçti, aklı erenler bir Almanya'nın durumuna baktılar. Eyvah, bu herif buralara iyice yerleşiyor ki hiç çıkmamacasına dediler. Bala bıyık Wilhelm yıkıldı teker meker. O belayı da öyle savuşturduk. Elbet bugünleri de geçireceğiz. Ne yapalım bilir misin patriot? Ben alayım Neriman'ı, basıp gidelim. Gidelim mi? Nereye? Buruz bir yer barınacak. Debelendik yeterince. Sıramızı savdık. Dileyen bahtını denesin. Devleti kurtarsın, geçsin başına kurulsun. Biz ne yapalım öyleyse? Satalım, savalım. Basıp bir köye gidelim. Birer de at beyde alırız altımıza. Ömer Ağa, Cemil Ağa olup çıkarız. Toprağın üstesinden gelirsek sürülerimiz yayılır. İneklerimiz, koyunlarımız sağlar. Haklısın kendi hesabına cehennem. Senin hesabına? Benim hesap seninkine uymaz. Sen başından beri savaş subayı kaldın. Bizim girdiğimiz işlere bulaşmadın. Hiçbir değişmeden, hiçbir olağanüstü çıkar beklemedin kendin için. Sen bekledin mi ki hesabın başka oluyor? Ben de beklemedim ama battım gırtlağıma kadar bu işlere. Sen bırakıp gidebilirsin, ben gidemem. İşler kötü. Nedir? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, İzmir'le dolaylarının Yunanlılara verilmesini onaylamış. Ya. Manda işini bile yürütemedi Halife Efendimiz. Biriniz alın bizi toptan dedik. Olmaz, parçalayacağız dediler. Yolu yok muydu savaşa girmemenin? Yoktu cehennem. Vardı paşa emmi. Abdülhamit'e dokunmayacaktınız. Hürriyet getirmekle suç mu işledik ki yani? Hayır. Kim istediydi sizden bu hürriyeti diyeceğim. Kim mi istedi? Millet diyeceksin ister istemez. Evet. Bu evet biraz yavaş çıktı paşa emmi. Biz bir avuç asker memur takımıydık. Koca imparatorluğa yaygın, gizli açık hiçbir politika örgütü yokken milletin hürriyet istediğini nereden anladık? Domuz parmason. Diyelim ki haklısın. Diyelim ki millet bizden hürriyet istemedi. Diyelim ki hürriyet denilen cenabetin ne olduğunu biz de pek bilmiyorduk. Pek değil. Hadi diyelim ki hiç bilmiyorduk. Diyelim ki devlet batıyor diye istedik. Nereden belliydi hürriyetle kurtulacağı? Uzattın ki tadını kaçırdın. Baktık bir hürriyet lafı dönüyor ortada.
Yakaladık kuyruğundan, çaldık Abdülhamid'in kafasına. Teker meker yıkılınca apıştık. Evet. Başladık niye yarar ola ki bu hürriyet diye arpacı kumrusu gibi düşünmeye. Ben tası tarağı toplayıp savuştum cemiyetten. Siz paçaları sıvayıp kadro aramaya giriştiniz. İstim arkadan gelsin hesabı. Aslına bakarsan iktidara geçinceye kadar kadro diye bir şeyin gerekliliğinden değil, dünyada var olduğundan bile haberimiz yoktu bizim. Anayasa geri getirilirse bütün Osmanlılar memleketin kalkınması için el ele verecekler. Her şey birden düzelecek sanmıştık. 32 yıl süren despotluğa bu süre içinde kimler baş kaldırdıysa hepsini kendimizden sanıyorduk. Bunlar bizce memleketin en namuslu, en vicdanlı, en işe yarar insanlarıydı. Var güçleriyle işe sarılacaklar, vatanı bir yıla varmadan cennete çevireceklerdi. Hele Avrupa'dan bunca yıl Abdülhamit despotluğuna karşı bağıranların hepsi her zorluğun altından akılla kalkacak derin bilgili adamlardı. Meğer kiminin bilgisi hiç yokmuş, kiminin tecrübesi. Kimi iyi niyetle saçma sapan yollar gösterdi, işleri büsbütün karıştırdı. Kimi kendi çıkarı için büsbütün yokuşa sürmeye kalktı bizi. 6 aya varmadan anladık içine düştüğümüz çıkmazı. İmparatorluğa yeni bir dayanak lazımdı. Almanlar tam bu sırada Turancılık masalını dayadılar. Biz de bu masala denize düşenin usturuya sarıldığı gibi sarıldık. Türkiye doğru atılmaktan başka çıkar yol kalmamıştı önümüzde. Oradaki Türklerin Anadolu Türküne hiç benzemediğini anladığımız zaman da iş işten geçmişti. Enver Talat çekişmesi yüzünden buna da fırsat bulamadık. Savaşın başında Kafkasyalıyım derken kaybettiğin 90 bin kişiyi bir türlü yerine getirememişken Galicia'ya, Romanya'ya, Makedonya'ya 120 bin seçme insan yollamışsın. Düşman Irak'ta karşına taze tümenler yağarken İran'a serseri serseri dolaşsınlar diye birlikler salmışsın. Filistin'de kuvvet dengesi senin zararına 1-10 artarken eline geçeni Batum üstünden Bakü'ye göndermişsin. Milyonlarca insan ölmüş, sakat kalmış. Şehirler, kasabalar haritadan silinmiş. Kıtalar kaybetmişsin. Apansız kendini yıkıntıların ortasında suçlu buluyorsun. Sorumluluk yükü altında iki büklüm. Yoluna bunca büyüklü küçüklü cinayetler işlediğimiz İttihat ve Terakki Partisi'ni, daha doğrusu kısaca cemiyet dediğimiz kutsal varlığı kendi oylarımızla tarihin önünde tek başına bırakıvermek için yaptığımız son toplantıyı görmeliydin. Talat, Enver, Cemal, Bahattin, Şakir, Doktor Nazım, biz hepimiz 12 kişi, 12 zavallı insan yığıntısı oluvermiştik. Bundan sonra başımıza neler gelecek bilmiyorum. Ama o gün çekmeye başladığımız cezadan daha ağırını hiç kimse bize artık ne verebilir ne de çektirebilir. Arkadaşlar ne yaptılarsa iyi olsun diye yaptılar. Hasta adam diyorlardı bize. Iskatımızı bölüşmek için tepemize dikilmiş gebermemizi bekliyorlardı. Sürünerek mi geberseydik it gibi? Yazılacaksa dövüşe dövüşe yenildiler. Güçlerinin son boğumuna kadar direndiler yazılsın.
Savaş yalnız yürek işi değil. Biz kanala suyu tulumlarla develerin sırtında götürdük. Topları 50 adımda bir geriden alıp ileriye koyduğumuz kalasların üstünde sürükledik. Gavurlar gaz önüne kadar belim kalanında su boruları döşediler. Toplarını da trenlere koyup getirdiler. Hazreti bizi yenen ne topçu, ne atlı birlikler, ne de sayı üstünlüğüydü. Bizim cepheyi su borusuyla tren yolu çökertti. Yabancı değilmiş. Ben bakayım. Siz bırakın. Unutmayın. Hey kalfa başını ört diye bağırırsam savuşursunuz. Silah oyunu istemez. Çevrildikse yarıp geçemeyiz. Çünkü bu dünyada gidecek bir tek yerimiz kalmıştır. O da Bekir Abülü. Teğmen Faruk Efendi gelmiş. Neden yukarı çıkmadı? İşi aceleymiş. Hadi Cemil, hazırlan gidiyorsunuz. Ben mi gidiyorum? Evet, dayı Maksut istemiş. Araba bekliyor. Merhaba Teğmen, bir şey mi var? Hayır yüzbaşım. Herkes iyi. Neriman Hanım'ı görüşmek istemiştim. Neriman mı? Allah Allah, nerede şimdi? Bir arkadaşın evine bıraktım. Tanırsınız. Binbaşı Şükrü. Şükrü Kazasker. Pekala, geliyorum. Kim o? Benim, Cemil. Aa, hoş geldin Cemil Bey oğlum. Buyur, geç içeri, gel. Çok gel. Teşekkür ederim. Seni anlatamam. Uyuyamıyorum kaç zamandır, deli olacağım. Gebeyim galiba. Ne deriz anneme? Ölürüm utancımdan. Ne biliyorsun? Değildir belki. Ağlama. Baktırdın mı? Baktırabilir miyim? Şey olmadım 2 aydır. Hay Allah. Midem bulanıyor. Olmadık şeyler istiyor canım. Ne yapalım peki? Doktora mı gitmeli? Olmaz. Nasıl söylerim yabancı adama? Erkek doktorlar hiç olmaz. Hem suç bende. Karma karışık ettim işleri. Seni üzdüm. Beni karıştırmayın demek lazımdı. Gitmemezlik edemezsin Ömer abi çağırınca. Ne yapacağız şimdi? Bir aylık denedin değil mi? Daha fazla belki de, bilmem ki. Çok düşündüm Maksut abiye başvurmadan önce. Sokağa çıkar da yakalanırsa dedim. Tehlike var mı buraya gelmende? Hiçbir tehlike yok. Ben gideyim. Karanlığa kalırsam annem merak eder. Sen düşün. Çıkar bir yolları. Bunun çıkarı hemen nikahlanmak. Ayıp olmaz mı çok? Adam saklanmış, hükümet arıyor. Kudurdu mu bu kadın demezler mi? Sen istemiş olmayacaksın ki. Ben tutturacağım. Evet, kestirmesi budur bunun. Meraklanma. Bitti bu iş. Faruk'a haber yollarım Maksut'a. Maksut gider Yahya Hoca'yı bulur. Bir gece kıyı verirler, nikah olur biter. Nerede kıyılır nikah? Evde. Olmaz. Evi kolluyorlar. Her gün Enver'in ağzını yokluyormuş Hacı Bakkal. Ne alçak adam. Ne istiyor bizden? Aldırma. Dikkatli davranırım. Yakalanmam. Kendine iyi bak. Hastalanma. Dur kız, nereye? Olmaz Cemil abi. Ev sahiplerine ayıp. Neriman bak, ne diyeceğim. Allah'a ısmarladık. Anneme söylemeyeceğim görüştüğümüzü. Aklında bulunsun. Damadın nasıl böyle olmalı? Nikah günü ne yağmur, ne fırtına, ne yakalanma korkusu onu yıldırmamalı. Alayı bırak patriot. Gelirken pek önemi yok ama giderken enselenirsem rezillik olur ki temizlenmesi mümkün değil. Maşallah Cehennem, damatlık pek yaraşmış sana.
Yollarda kolla kendini. Dayı Maksud'un kulağı deliktir. Olup biteni bildirsin bize. Sağ ol hocam. Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Siz evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Sizler de şahitsiniz. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Enver'i acıdım. Belli etmemeye çalıştı ama üzüldüm. Geçer. Hadi söndürüyorum lambayı. Hayır, olmaz. Öyle ya. Yüz görümlü ister. Hemen gevezelik etmeseydin konuşturmalık kalırdın. Anne mant verdi. İki rekat namaz kılacakmışsın. Sen annene boş ver şimdi. Namaz kılmadan olmaz. Kim diyor kılmadığımızı? Teyzemin istediği namaz olsun. İki rekat mı dedi? Üç rekat kılarım. Dört rekat. Ne yapıyorsun? Boşuna debelenme. Geldik namazı da olsa abdestsiz kılınmaz. Uzun iş abdest almak. Sonra kılarım. Dur Cemil abi. Vallahi kılarım. Dur Cemil abi, yırtacaksın. Böyle utanırım ben. Lambayı söndürelim. Neriman! Neriman! Efendim anne? Bir dakika, bak ne diyeceğim. Bir şey mi söyleyeceksiniz teyze? Başımıza gelenler. Enver senin burada olduğunu söylemiş. Hacı bakkal denen edip size. Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Gördün mü bacaksızın yaptığını? Giyin çabuk. Eve baskın yapabilirler. Baskın olursa ne olur vuruşmayın Cemil abi. Söylesenize kuzum, ne oldu? Öldünüz mü ikiniz de? Anneanne! Sus! Sus diyorum sana. Edepsiz. Yazık benim emeklerime. Bu kadar tembihledim, yemin ettirdim. Bırak ağlamayı. Korkacak bir şey yok daha. Cemil, hu! Uzattınız ama. Kesin artık. Nedir kıyamet kopmuş gibi? Sus, ağzını yırtarım. Başımıza ne işler açtın? Yok bir şey. Boşuna üzülüyorsun. Benim şimdi çıkmam lazım. Yakalanırsan vururlar seni. Bırak saçma. Neden vuracaklarmış? Şimdi beni dinle. Herifin haber verip vermediği yarım, bilemediğim bir saate kadar anlaşılır. Gelirlerse hiç korkma. Muhtarı iste. Muhtar olmayınca evi aratmam dersin. Beni sorarlarsa bilmiyorum. Almanya'ya gitmiş galiba dersin. Hemen perdeleri aç. Perdeleri açarsan ben basıldığımızı anlarım. Bir saate kadar kimse gelmezse yok bir şey demektir. Bitti. Nedir o benden çektiğin? Bacaklarından tutup duvara çarpayım seni. Anneanne! Selim Hanım, aç kapıyı, emir var. Aç kapıyı.
Evden çıkmış. Ama her an geri dönebilir. Gözcü bulunduralım. Hadi. Ne var? Şu giden ceplerini yoklayacaktı, bırakmadık. Nasıl? Bizim adamımız dedik. Subay mısın sen? Ya neden benziyor subaya? Bilmem. Çoğu subaylar gelir buraya. Bir kısmı saklanmak, bir kısmı İngilizlerden gizlenmek için. Bir kısmı da anla artık abi. Cigaran var mı? İçer misin? Sorduğun şeye bak. Adı ne senin? Tayyar. Bunun? Ali. Kardeş misiniz? Hı. Gitmiyor musunuz okula? Bu gitmiyor. Sen? Boş ver. Annem gittim biliyor. Baban yok mu? Şehit benim babam. Çanakkale'de şehit olmuş. Top götürmüş belinden aşağısını. Ne biliyorsun top olduğunu? Söylediler. Bu enayi de babam şehit diyor. Ama inanma. Bununki İspanyol'dan ölmüş. Yalan amca. Benimki de şehit. Vallahi şehit. Anneme sor bak. Hotlan çarparım he. Paran yok mu amca? Ne olacak? Sordum. Paran varsa yani. Hadi. Alın da savuşun bakayım. Bir şey istiyor musun amca? Al lan. Teğmen Recep Efendi'yi arıyorum. Şu ilerideki çadırda. Sağ ol. Cicim doktor, derdime bir çare. Aa! Oşt! İğne gibi yapana! Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çaresiz dertlere... Oğlum Recep, askerliği bıraktığında terziliğe mi giriştin? Cemil abi! Yüzbaşım! Buyurun, şöyle buyurun.
Maksut yüzbaşı söyledi burada olduğunu. Geçiyordum bir bakayım dedim. İyi yaptın Cemil abi. Daha evlenmedin değil mi? Bu kadar uğraşırsın, bulamadın söküğünü diktirecek bir eksik etek. Nerede? Bu seferberlik çok bozdu karıları yüzbaşım. Evde oturup sökük dikeceklerine, kendilerini güzelce besleteceklerine, ekmeği yatarken kazanmanın tadını aldı kahpeler. Geçen de birine kız şunu dikiver dedim. Ne dese iyi. Ayol ben de birini arıyorum. Baksana hırkamda düğme kalmadı dedi. Recep Efendi, Recep Efendi. Oo oğlancı ne var ne yok. Abdi Ayasofya'nın kayyumudur. Çolak olduğuna bakmayın. Tek eliyle beceremeyeceği iş yoktur. Aman deminim. Konuğumuz yüksek yerden. Ona göre davran kayyum. Namaza. Haydi kalk namaza. Yahu saat gelmiş de geçiyor. Cuma'yı kaçıracaktık az kalsın. Biz namaza gidelim. Sen istersen biraz dinlen Cemil abi. Bir tıraş olsan. Tabii abi. Sabun, her şey orada. Ustura da orada. Keyfine bak sen. Aliço! Aliço! Buyurun teğmenim. Geldi mi bizim nevale? Geldi teğmenim. Ya bindik? Tamam. Ulan aferin. Hadi koş kayyuma. Söyle hazır olsun geliyoruz. Baş üstüne teğmenim. Namazdan çıkınca baktım uyuyorsun. Seslenmeye kıyamadım. Kusura bakma. Dalıp gitmişim. Yorgunluk. Duydun mu başımıza gelenleri? Ne olmuş? Yunan İzmir'e asker çıkarmış. Bizim hükümet ne yapıyor buna karşı? Hiç. Debeleniyor. Ama şurada burada bazı toplanmalar varmış. Nasıl yani? Duymuşsunuzdur. Trabzon'da, İzmir'de, Adana'da savunma dernekleri kurulmuş. Bir takım fırkalar ortaya çıkmış. Sulh ve Selamet Umumiye Fırkası, Osmanlı Mesai Fırkası, Türkiye Sosyalist Fırkası. Hiç yoktan iyidir gene. Nerede hareket, orada bereket. Boş ver be Cemil abi. Tapusu bizde mi bu kahpe avratlı dünyanın? Bu geceyi kurtaralım, yarına Allah kerim. Ben de gideyim artık. Aa, ne gitmesi? Yo, bu gece seni bırakmam Cemil abi. Bu gece bir meydan savaşı vereceğiz ki bildiğin gibi değil. Hadi yürü bakalım. Nereye gidiyoruz? Kayyum Abdi'nin evine. Çavuş! Çavuş! Buyurun teğmenim. Çavuş biz gidiyoruz. Söyle nöbetçilere göz kulak olsunlar. Bu gece çift nöbetçi. Bu geceyi başka gecelere benzetmeyin. Gavurlar gelir de Ayasofya'nın kubbesine çıkar, ayı söker, hacı mıhlarsa yandık. Allah göstermesin, ölelim daha iyi. Bununkisi Cemal aşıklığı. Yoksa yüreğinde kötülük yok ha. Aman Recep Efendi oğlum. Aman Recep Efendi oğlum. Günahımı alma. Bana yaptığın iyiliğin sevabıyla cennetliksin. Burada da söylerim öteki dünyada da. Karı ne zaman geliyor? Birazdan gelir. Orospu. Ya Recep. Karı marı ne oluyor? Az daha sabret. Bıngıl bıngıl. Tuzsuz tereyağı. Herkese çıkan karılardan sanma. Kocası yedek subaymış. Çanakkale'de ölmüş. Bir de oğlu var 11'inde 12'sinde. Arada sırada karavanadan öteberi yolluyoruz. Hastalık çok diyorlar. Korkmuyor musun? Korkmak mı? Biz artık yüz göz olduk. Bizde bu hastalıklar nezleden önemsiz. Sanırım geldi. Herif orduda pek meşhurmuş. Lakabı da cehennemmiş.